Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflarımız okutulan Peygamberimizin Hayatı dersimizin 5. ünitesini yapacağız. Konumuz sahabeden örnek davranışlar. Daha önce ünitelerimizi kanalımıza yüklemiştik. Oralardan izleyip istifade edebilirsiniz diyerek konumuza başlayalım. Değerli arkadaşlar, öncelikle sahabe kelimesini neydi hatırlayalım. Sahabe, Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan Peygamberimizi gören ve Müslüman olan ve Peygamberimizin sohbetine katılıp Müslüman olarak vefat eden o engin yüce insanlara sahabe denir Peygamberimizin en yakın arkadaşlarına. İşte onlar cesur ve sadıktılar. Nedir cesaret? Korku, tehdit ve güç durumlar karşısında yiğitlik göstermektir. Sadakatsa doğruluk ve iştenlikle kurulan güçlü dostluk, gönülden bağlılık anlamına gelen iki güzel terim cesaret ve sadakat. Bizler birey ve toplum olarak, tüm Müslümanlar olarak öncelikle bizi yaratan, yaşatan Allah'ımıza sadakat göstermeliyiz ve Rabbimize itaat etmeliyiz. Allah'ın emirlerine itaat ettiğimiz zaman, yasakladığı şeylerden kaçındığımız zaman ve Peygamberimize iştenlikle bağlandığımız zaman hakiki, gerçek müminler olacağız. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki, her kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse gerçekten büyük bir başarıya ulaşır. İşte bizler inananların kendisinden sonra peygamberimize de itaat etmesi gerektiğini bildirmektedir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın son ilahi kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenip yaşayan, hayatına geçiren ve bize öğreten peygamberimizdir. Dolayısıyla biz Kur'an'ı gerçek manada yaşayabilmek için peygamberimizin yaşantısını öğrenmemiz lazım. İşte ona da sünnet denilir. Peygamberimiz arkadaşlar olan sahabeleri cesur ve güvenilir bir nesil olarak yetiştirmiştir. Onlara ashab-ı ikram da denilir. Çünkü onlar seçkin insanlardır. Onlar peygamberimize canı gönülden bağlanmışlardır. Allah'a sadık bir kul olmuşlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de sadık birer dost olmuşlardır ve aşere-i mübeşşere dediğimiz daha ölmeden cennette müjdelenen sahabeler olmuştur. Ve Peygamberimizin İslam'ı ve Kur'an'ı ve İslam'ın emirlerini anlatırken dava arkadaşı sahabeler olmuştur. Ve Müslüman olan hiçbir sahabe bir daha asla dininden vazgeçmemiştir ki Mekke'den kovulmalarına rağmen. Sevgili arkadaşlar Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor ki Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bizler de Peygamberimizin emirlerine uymalıyız. Onun tavsiyelerine dikkat almalıyız. Ve Peygamberimiz İslam'ı nasıl yaşadıysa bizler de aynı şekilde yaşamayız. Peygamberimiz ashabına bir şey emrettiği zaman, Kur'an okuduğu zaman onlar işittik ve itaat ettik demişler ve özenle dini yaşamaya başlamışlardır. Cahili adetlerinin tamamını bir gecede terk etmişler ve İslam'la şereflendikten sonra bir daha asla o cahiliyenin kötü adetlerine İçki, kumar, fuhuş, zina, hırsızlık, adam öldürme gibi çok kötü adetlerine bir daha asla dönmemişlerdir. Yine Rabbimiz buyuruyor ki sahabenin Hz. Peygamberle olan dostluğunun temelinde de Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor. İşte bizler de sahabileri Peygamberimiz nasıl sevdiyse o şekilde sevmeliyiz. Onlar peygamberimize nasıl yardım etti, dine nasıl yardım ettiyse biz de Allah'ın dinine o şekilde yardım edip peygamberimizi ve sahabelerini kendimize örnek rehber edinmeliyiz. 622'de Mekke'den Müslümanlar Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardır. Mallarını, mülklerini, evlerini, her şeylerini Mekke'de bırakarak sadece Rabbim Allah, dinim İslam dedikleri için Medine'ye hicret ederek muhacir olmuşlardır ve bu muhacirleri Medine'de en güzel şekilde ağırlayan, onlara en güzel şekilde karşılayan, evlerini, tarlalarını, iş yerlerini, kazançlarını onlara ortak eden ensar muhacir ensar kardeşliğini peygamberimiz uhuvvetle meydana getirmiştir. Ve Müslümanların sadece anne babadan doğma kardeşlik değil, din kardeşliğiyle de birbirlerine bağlanmalarını işte bu kardeşlik anlaşmasıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Muhacir sevgili arkadaşlar kendilerine evlerini açan, kendilerine kucak açan ensarla birlikte canlarına peygamberimizi korumak için, İslam'ı korumak için canlarını bu uğurda gerekirse şehit etmişler, gerekirse gazi olmuşlardır. İşte ensarla muhacirin maddi manevi gösterdikleri tüm bu azim ve fedakarlıklar sadakatlarıyla ispatlanmıştır. Allah ve Peygamber sevgisinden kaynaklanan bu cesaretle vatanlarını, Medine'yi düşmanlarına karşı birlikte, Bedir'de, Uhur'da, Uhud'da, Hendek'te canları pahasına savunmuşlardır. Peygamberimize sadakat sevgili arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapabilmektir. Peygamberimizi canından çok sevmektir. Peygamberimizi kendimize örnek almaktır. Ve Peygamberimizden, Kur'an'dan bir şey duyduğumuz zaman işittik ve itaat ettik diyebilmektir. İşte Peygamberimizle aynı çağda yaşayan, aynı şehirde yaşayan, aynı mahallede hatta aynı evde yaşayan sahabeler din eğitiminin yanında Peygamberimizden karakter eğitimi de almışlardır. Sahabiler merhametli, cömert, iyilik kimsali gözünde yaşlarla Allah'a tevbe edecek kadar samimi, yüreği titremeden düşman karşısına çıkacak kadar cesaretli, gökteki yıldızlar gibi parlayan birer Müslümandır. O yüzden bizler sahabeler gibi olmak için onların dini ve İslam'ı nasıl yaşadıklarını, Peygamberimize nasıl sadık olduklarını bilip o şekilde yaşadığımız zaman inşallah onların mükafatına bizler ulaşacağız. Sahabeler Zeyd bin Harise gibi peygamberimizi anne ve babalarına tercih etmiştir. Hatırlayın peygamberimiz Zeyd'i özgür, hür yapınca, çünkü dinimizde herkes eşittir, özgürlük herkesin hakkıdır, kölelik yoktur dinimizde. Zeyd'in babası bunu duyuyor ve peygamberimize gelerek Zeyd'i almak istediğini söylüyor. Zeyd de peygamberimizin sevgili arkadaşlar bu vakur duruşuna karşı peygamberimiz anne babasına diyor ki bana değil Zeyd'e sorun şayet gitmek istiyorsa tabii ki hürdür dediği anda Zeyd. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah artık sen benim babamsın diyerek kendi öz babasına karşılık peygamberimizi tercih etmiştir. Çünkü peygamberimiz Muhammedül Emin'dir, İslam peygamberidir, doğruluk timsalidir, çocuğunu köle diyerek pazarda satmaz. Peygamberimizin yeğeni Hazreti Ali gibi Sevgili arkadaşlar hicret gecesi ölümü göze alarak cesaret ve fedakarlıkla peygamberimizin yatağını yatabilmektir. Zengin olan Hazreti Ebu Bekir tüm servetini Mekke'de bırakarak yoldaşını Sıddık lakabını alabilmek için işte peygamberimizle birlikte 622'de hicret edebilmektir. Ebu Eyyub el-Ensari gibi Medine'ye gelen peygamberimize kapısını, evini açabilmek, onu misafir edebilmektir peygamberimize sadakat. Sahabeler sadece düşmana karşı Allah'ın ve peygamberini asla yalnız bırakmamışlar. Canlarıyla da, mallarıyla da, tüm hizmetleriyle de Allah'ın dini İslam'ı yaşanması için her türlü fedakarlık göstermişler. Peygamberimize olan bağlılıklarını İslam'ın yayılması, doğru anlaşılması için de göstermişlerdir. İşte bizler peygamberimizin sadık arkadaşları, sahabeler gibi Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ve peygamberimizi kendimize örnek alabilmek için sadık olmalı, sadakatli olmalı, doğru ve dürüst olmalıyız. İkinci konumuz sahabenin yardımlaşma ve dayanışması hakkındadır. Yardımlaşma demek sahip olunan güçleri ve imkanları başkalarının yararına sunmaktır. Mesela şu anda biz de elimizden geldiğince sizlere kitaplarımızdaki konularımızı aktarıyoruz. İşte bu da bir yardımlaşmadır. Sıkıntıları giderme konusunda başkalarına destek olmaktır. Dayanışma ise bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlar konusunda birbirlerine bağlanmasıdır. İşte sahabeler yardımlaşmada da Dayanışmada da peygamberimize ve İslam'a en büyük katkıyı sunmuşlardır. İslam dini yardımlaşmayı, dayanışmayı esas alan Müslümanların kardeşlik bağıyla birbirlerine bağlanması üzerine kurulan yüce dindir. Allah'ın son ilahi dinidir. Dolayısıyla Medine toplumu sevgi ve yardımlaşma ilkesi etrafında bir araya gelmiş, muhacir-ensar kardeşliğini gerçekleştirmiş ve Allah için birbirlerini sevmiş din kardeşleriyle tek vücud olarak İslam'ı şu anki konuma gelmesinde çok büyük katkılar sunmuşlardır. Ensar'ın cömert davranışları, İSAR dediğimiz kendi ihtiyaçları olduğu halde Müslümanları düşünmeleri, muhacirleri düşünmeleri, işte kendileri ihtiyaç sahibi olduğu halde ellerindekini, kardeşlerini vererek bizlere cömertlikte zirveyi göstermişlerdir. Kur'an'da bu durum, Onlardan yani muhacirlerden önce o yurda yani Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllere yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri yani muhacirleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluş erenlerin ta kendileridir. Müslüman hem bu dünyaya yatırım yapar, ev alır, arabaları iş işi iş kurar da mi? çocuklarına her türlü imkanı sağlar hem de ahiret yurduna yatırım yapar. İşte Müslümanı diğer insanlardan ayıran en büyük fark budur. Çünkü Müslümanların en büyük mükafatı cennettir. Cennetle müşerref olduktan sonra Allah'ın cemalini gördükten sonra peygamberimizle cennette buluştuktan sonra daha büyük bir mükafat yoktur. O yüzden bizim ilk hedefimiz cennete ulaşabilmek için bu dünyada hayırlı ve yararlı işler yapmaktır. Sadece Medine'deki ensar değil, oraya hicret eden muhacirler de cömertliği bizlere göstermişlerdir. Onlar Peygamberimiz zamanına biliyorsunuz asr-ı saadet zamanı denir. İşte o çağda hem canlarıyla hem de mallarıyla cihad etmişler. İslam dininin yüceltilmesi, tüm insanlığa duyurulması için Peygamberimize yardım etmişlerdir ellerinde bulunan her şeyi az çok demeden Müslümanlarla, din kardeşleriyle paylaşmışlardır. Mesela Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in cömertlikleri tarihe şayandır. Tebük seferi vardır, hazırlıklar başlanmış, herkes yardım ediyor. O gün Hz. Ömer mal varlığının yarısını bağışlıyor. Hz. Ebu Bekir ise tüm mal varlığını bağışlıyor. Ama yine de Hz. Ömer'in yarısı ondan daha fazla oluyor. Buradaki amaç niyettir işte hem Hazreti Ömer Hazreti, hem de Hazreti Ebu Bekir cömertliklerini tüm Müslümanlara göstermişlerdir. Peygamberimiz zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurmuştur. Dolayısıyla sahabeden biri ya Resulallah mazluma yardım ederiz fakat zalime yardım etmek nasıl olur diye sorduğunda Peygamberimiz onu zulümden alıkoyarsın buyurmuştur. Dolayısıyla Müslüman olan herkes Allah'ın katında eşittir. Tüm insanlık eşittir. Dolayısıyla bazı insanlar nefisten oyup kötü işler yapabilirler. İşte onları da o kötü işlerden kurtarmak bir yardımdır. Çünkü Müslüman eliyle, diliyle, kalbiyle kötülükleri önleyen kimsedir. Müslüman barış insandır, selamet insanıdır, insanlığa huzuru, mutluluğu götüren insandır. Şimdi de sahabelerin azminden ve fedakarlığından bahsedelim. Azim ne demek? Israrla istemek, kesin karar vermek, irade ve sabır demektir. Şu anda siz mesela okumaya azmediyorsunuz. diyorsunuz. En güzel meslekleri elde etmek için ne yapıyorsunuz? Azimle, gayretle çalışıyorsunuz. İnşallah işte bu fiili duadır. Ve bu şekilde çalışarak Allah'a tevekkül ederseniz eminim inşallah Allah size hakkınızda hayırlı olan en güzel meslekleri verecektir. Aynı zamanda azim tercih edilen davranışı veya düşünceyi devam ettirmekte kararlı olmaktır. Şu anda sizler nasıl destene çalışıyorsunuz? Bunu 6'da, 7'de, 8'de, 9'da da devam ettirirseniz, önceden yaptığınız gibi alınan bu kararı uygulama esnasında karşılaşılacak her türlü zorluk karşısında dayanacaksınız, sabredeceksiniz, asla isyan etmeyeceksiniz, nefret etmeyeceksiniz ve boş vermeyeceksiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, onun yasaklarından, günahlarından kaçınmak ve kötülüklere karşı koymak ve gelen musibetlere karşı direnmek sabır ve azim işidir. Tam tersi ise isyan işidir. İsyansa şeytanın bir özelliğidir. Dolayısıyla Müslüman Kur'an'da sabırla, namazla, Allah'a saygısızlık etmemek, iyiliği emretmek, kötülükten sakıntırmak, bağışlamak gibi salih amellerin kararlılıkla yapılmasını ve sürdürülmesini azimle, kararlılıkla devam etmesini sağlamak zorundadır. Sahabeler dinimizin direği beş vakit namazımızı kılarak, Allah'ın emirlerini yerine getirerek yasaklarını da terk ederek azmetmişler, gayret etmişlerdir. Tabii ki önceki peygamberler ve onlara tabi olan insanlar gibi peygamberimiz de ashabı da pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmışlardır. En büyük sıkıntıyı Mekke'de yaşamışlar. Dinlerinden vazgeçirilmek için kızgın kumlara yatırılıp karınlarına taşlar bağlanmış. Ama buna rağmen çok enteresandır peygamberimizin Hiçbir sahabesi Müslüman olduktan sonra eski dinine dönmemiştir. İşte bu durum müşrikleri çılgına çevirmiştir. Şeytan onları zorlamıştır. Onlara her türlü baskıyı, şiddeti, hakareti, ambargoyu uygulatmıştır. Ve nihayet 622'de Mekke'den artık Medine'ye hicret olmuştur. Hicretle birlikte Müslümanlar bir nebze rahatlamışlar ancak... ...müşriklerin baskısı zulmü devam etmiş... Üç büyük savaş dediğimiz Bedir, Uhud, Hendek'te pek çok sahabe şehit olmuştur. Hicret'te Müslümanlar fedakarlıkta zirveye ulaşmışlardır. Çünkü Mekke'de yurtlarını, akrabalarını terk eden Müslümanlar Medine'de yeni bir vatana ulaşmışlar, muhacir olmuşlar. İnançlarını özgürce yaşayabilmek için Mekke'deki tüm mal varlıklarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Hendek Savaşı'nda olduğu gibi vatanlarını korumak için yine fedakarlıktan asla kaçınmamışlardır. Medine halkı gelen muhacirlere ve peygamberimize gönülden bağlanmış ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, muhacirler tüh niye geldik dememişlerdir. Çünkü Ensar cömertlikte zirveye ulaşmıştır. Tüm servetlerini muhacir kardeşleriyle paylaşmışlardır. Onlar Akabe'de peygamberimize canları pahasına da olsa Müslümanları ve peygamberimizi koruyacağına söz vermişlerdi. Ensar ve muhacir Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te omuz omuza savaşıp İslam'ı ve Müslümanları korumuşlar. Allah'a ve Resulüne verdikleri sözü canları pahasına tutmuşlardır. Çünkü onlar biliyordu İslam dininin yücelmesi için gayret etmek gerekiyor, savaşmak gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor ve gerekirse şehit olmak gerekiyor. Şehitlikte de zirve cennettir. Ve kadın sahabileri de buradan alalım. Kadın sahabilerden biri de Medineli Müslümanlardan Ümmü Ümare'dir. Ümmü Ümare ikinci akabe biatında kocasıyla, iki oğluyla birlikte katılmıştır. Bu biata katılan iki kadından birisidir o. Savaşlarda yine en ön saflarda yer almış Ümmü Ümare'dir. Uhud'da, Huneyn'de, Yemame'de Müslümanlara büyük katkıda bulunmuştur. Mekke'de bir kişiyle başlayan İslam davetinin işte zirveye ulaşması, şu anda tüm dünyaya ulaşması, Medine'de bir İslam devletine dönüşmesi de yine Müslümanların azim ve fedakarlıklar ile olmuştur. Bizler de o yüce insanlar, peygamberimizin arkadaşları, dostları, sahabiler gibi Öncelikle ibadetlerimizi öğrenip onları azimle yapmamız gerekiyor. Günde beş vakit namaz, yılda bir ay oruç, zenginsek zekat, hac bunları yaptıktan sonra zaten doğruluk, dürüstlük, adaletlikle, adaletli davranarak anne babaya, kardeşlerimize, akrabalarımıza, tüm insanlığa hizmet ederek, zorluklara direnerek, kötülüklere karşı tavır koyarak azim ve fedakarlıkla inşallah İslam'ı en güzel şekilde yaşamaya gayret etmeliyiz. Şimdi bir hadis-i şerif öğrenelim. Peygamberimizin hadisleri kütüb-i sitede yazar. Peygamberimizin hadisleri Kur'an'ı anlamamız, Kur'an'ı yaşamamız için bizlere birer rehberdir, birer mesajdır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Câ'e cibrilu ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fekâle. Ma ta'uddûne ehle bedrin fîkum gâle min efdalil müslimîne ev kelimeten nahveha gâle ve kezâlike men şehide bedran minel melaike. Cebrail peygamberimize geldi ve Bedir ashabı hakkındaki düşünceleriniz nedir diye sordu. Allah Resulü onları ashabın en üstünleri sayıyoruz cevabını verdi. Cebrail şu cevap verdi. Biz de Bedir harbine katılanları melekleri aynı şekilde meleklerin en hayırları sayıyoruz. sevgili arkadaşlar ilk büyük savaş Bedir Savaşı biliyorsunuz. Peygamberimiz orada Müslümanların sayısından 3 kat fazla olan müşriklere karşı Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbi şu bir avuç Müslüman şayet yok olursa dünyada sana ibadet edecek kimse kalmaz. İşte bu duayı Allah kabul ediyor ve meleklerle Müslümanları destekliyor. Bedir'de müşrikler büyük bir bozguna uğratılıyor. Bedir savaşı İslam için yapılan ilk çetin mücadele. Müslümanlar işte Bedir'de korkmamışlar, ces büyük bir azim ve fedakarlık göstermişler. Peygamberimize sadık bir dost olmuşlar, kenetlenmişler. Muhacir Ensar kardeşliğini tüm dünyaya göstererek ümmet olma görevlerini yerine getirmişlerdir. İşte onların gösterdikleri azim, fedakarlık, samimiyet, gönülden bağlılık Rabbimiz ashabı ı Bedir'i meleklerle güçlendirmiş ve onlara eşsiz bir zafer nasip etmiştir. Kıymetli arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. İnşallah seneye 8. sınıftasınız. 8. sınıfta da sizi tüm sözel ve dini derslerimize yardımsız bırakmayacağız. Sizlere Derslerimizi en güzel şekilde anlatmaya, yazılı sınavlarımıza en güzel şekilde e, yüksek not almak için gayret etmeniz için yardımda bulunacağız. Sizler de kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederek onlarına bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilir diyor. Şimdiden hepinize derslerinizde, sınavlarınızda ve hayatınızda başarılar diliyoruz.